Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Hücre zarından madde geçişlerinden bahsedeceğiz. Bugün hücre zarından madde alışverişlerini bitireceğiz. Hücre zarının yapısından bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bugün de o hücre zarından taşınan maddelerden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak bilmemiz gereken bir tablomuz var. Hücre zarından madde taşınmasını bir küçük moleküller için gerçekleştirebiliyoruz. Bir de büyük moleküller için gerçekleştirebiliyoruz. Küçük molekül dediğimiz zaman hücre zarında porlar vardı. Hücre zarından ki bu porlardan geçebilen moleküllere küçük molekül diyorduk. Geçemeyenlere büyük molekül diyorduk. Ben birazdan bir hatırlatma yapacağım size. Kimler küçük, kimler büyük. Aslında canlıların temel bileşenleri ünitesinde gördüğümüz şeyleri bir hatırlatmış olacağım size. Şimdi küçük maddeleri bir pasif taşıma, bir de aktif taşıma yöntemiyle geçişini sağlayabiliyoruz. Pasif taşımayı da kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Pasif taşıma dediğimiz zaman bir difüzyon olayımız olacak. Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddeleri çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere enerji harcamadan taşıyorsan buna pasif taşıma diyeceğiz. Difüzyon diyeceğiz. Difüzyon da basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere ikiye ayrılacak. Bir de suyun difüzyonundan, yani ozmozdan bahsedeceğiz. Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçişinden bahsedeceğiz. Bazı hocalarınız diyalizi de veriyor bunun altında. Biz de diyalizi yazmış olalım. Diyalizin de ne demek olduğunu anlatacağım. Aktif taşıma ise pasif taşımanın biraz tersi gibi düşünebilirsin. Ama molekül büyüklüğü bakımından tersi değil. Yine hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddelerden bahsediyoruz. Bu sefer onları az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru taşıyacağız. Büyük moleküller dediğimiz zaman bu büyük moleküller artık hücre zarından geçemeyen moleküller. Eğer biz onları hücrenin içerisine doğru alıyorsak endositoz. Dışarıya doğru atıyorsak egzozdan aklınızda kalsın. Egzositoz kelimesini kullanacağız. Eğer içeriye aldığımız büyük katı bir şey ise ona diyeceğiz ki fagositoz yapıyor. Yani büyük ve katı bir maddeyi aldı demektir. Pinositoz dediğimiz zaman da büyük sıvı bir maddeyi aldığından bahsediyoruz. Egzositozu ise katı ve sıvı olarak ayırt etmeyeceğiz. Dışarıya atılan şey katı büyük bir şey olsa da sıvı büyük bir şey olsa da bizim için fark eden bir şey olmayacak. Ama dediğim gibi bu tabloyu çok kullanacağız. Hemen şöyle yakın bir yerime koyayım. Kim küçük, kim büyük? Bunu hatırlatmak istiyorum size. Canlıların temel bileşenleri ünitesinde görmüştük. Hücre zarımız vardı. Hücre zarının içerisinde de por adını verdiğimiz delikler var. Bir şey porlardan geçebiliyorsa doğrudan biz ona küçük molekül diyeceğiz. Eğer geçemiyorsa büyük moleküller ismini vereceğiz. Bir kere inorganik bileşikler dediğimiz su, asit, baz, tuz, mineraller, bunların hepsi küçük moleküldür. Yani hücre zarından doğrudan geçebilirler ki gazlar da buna dahildir. Sonra karbonhidratların mesela nişastası polisakkaritti, geçemez. Glikojen polisakkaritti, geçemez. Selüloz, kitin geçemez. Disakkarit dediğimiz maltoz, sonra sükroz veya laktoz dediğimiz moleküller de geçemeyecekler. Ama monosakkaritlerimiz geçebilecek. Kimlerdi monosakkaritler? Glikoz geçebilir, fruktoz geçebilir. Aynı zamanda galaktoz da hücre zarından geçebilir. Çünkü bunlar monomer yapılıydılar. Ya da ne demiştik? Yağ asidi ve gliserol bir araya gelip de kimi meydana getiriyordu? Büyük yağları, trigliseritleri meydana getiriyordu. O zaman yağ asidi ve gliserol dediğimiz bileşikler küçük moleküllerdir. Ama trigliserit ya da fosfolipid dediğimiz yağlar büyük moleküllerdir. Hücre zarından geçemezler. Amino asitler de proteinlerin yapı taşıydı. Yani amino asitler hücre zarından geçebilir ama dipeptit, tripeptit gibi 2 tane 3 tane amino asitin bir araya gelmesiyle oluşan bileşikler veya proteinler hücre zarından geçemezler. Bunun haricinde vitaminleri de unutmamanızı istiyorum. Vitaminlerin yapı taşı diye bir şey yoktu. Yani vitaminler de hücre zarından doğrudan geçebilirler. Küçük kategorisine alabildiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Hadi başlayalım difüzyonla. Difüzyon dediğimizin 4 tane aslında ana can alıcı cümlesinden bahsedeceğiz. Birincisi, küçük moleküllerden bahsediyormuşuz. Yani hücre zarından doğrudan geçebilen moleküllerin. Nereden nereye?
çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere enerji harcanmadan zardan geçişi işlemine biz difüzyon diyeceğiz. Pasif taşımanın tanımına da aynı şeyi yazabiliriz. Mesela odanın içerisinde bir parfümü sıktın. Parfümü sıktığın zaman bir süre sonra odanın en köşesine doğru yayılmaya başlanır. Neden? Ben parfümü burada sıktım. Parfüm burada çok yoğun. Moleküller ne yapmak isteyecekler? Çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere dağılmak isteyecekler. Bunun için enerji harcamaya gerek yok. Suyun içine mürekkebi damlatırsak da aynı mantık geçerli. Suya mürekkebi damlattın. Önce damlattığın yerde böyle bir koyuluk olduğunu görürsün. Sonra bu mürekkep etrafa doğru yayılmaya başlar. Neden? Mürekkep şurada çok yoğundu. Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru hareket edecek. Biz bunu hücre üzerinden göreceğiz. Tutup da parfüm kokusu çoktan aza gidiyorsa, mürekkep çoktan aza doğru gidiyorsa, hücrenin içerisindeki küçük moleküller de çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere giderken enerji harcamalarına gerek kalmayacak. Yani biz buna yayılma da diyebiliriz. Moleküllerin çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru geçişinden bahsediyoruz. Altını çize çize söyledim. Parfüm odada gidiyorsa hücre içinde de aynı mantık geçerlidir. Yani ATP kullanılmayacak. Ortamın yoğunlukları eşitleninceye kadar da devam edecek. Aslında biz sorularda şöyle yapacağız. Mesela diyelim ki glikoz hücre zarından geçebilen bir molekül. Şurada 100 tane glikoz olsun. Bu hücrenin bulunduğu ortamda da 10 tane glikoz molekülü bulunsun. Bakıyorum, glikozu hücre dışarıya atmak istiyor diyelim. İçeride çok glikoz var, dışarıda az glikoz var. Zaten glikoz çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçmek isteyecek. Difüzyon kuralına göre geçiş gerçekleşecek. 100, 10 da buradaydı, 110. Yani iki taraf birden 55 glikoz oluşuncaya kadar, iki tarafta da 55 rakamı, yani tam ortasındaki rakam oluncaya kadar difüzyon devam edecek. Artık 55'ten sonra atmak istiyorsa, bunların hepsini dışarıya atmak ya da daha çok dışarıya atmak istiyorsa artık aktif taşıma dediğimiz işi gerçekleştirmesi gerekecek. O zaman az yoğundan çok yoğuna diyeceğiz gençler. Hemen difüzyondan biraz daha bahsedelim. Difüzyon dediğimiz gibi enerji harcanmadığı için hem canlı ortamlarda hem de cansız ortamlarda gerçekleşebiliyor. Difüzyon hızını da etkileyen faktörlerimiz olacak. Mesela moleküllerin yapıları tabii ki etkileyecek. Baktığımız zaman gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan daha hızlı şekilde difüzyona uğrayacaklar. Gazı zaten tutma gibi bir şansımız yok. Bizim hücrelerimizde de oksijen ve karbondioksit değiş tokuşu difüzyon kuralına göre gerçekleşiyor. Yani oksijen azsa hop oksijenler az oldukları yere doğru hareket ediyorlar. Karbondioksit azsa karbondioksit de hop az olduğu yere doğru hareket ediyor. Küçük moleküller büyük moleküllerden önce geçerler. Ama kimden bahsediyorum? İkisi de geçebilecek büyüklükte. Ama bu ikisinin arasında küçük olan büyük olandan önce geçer. Mesela geçebilen bir madde yazalım. Glikozdan çok karşımıza çıkacak. Glikoz dediğimiz zaman formülü neydi? Kırmızıyla yazayım şuraya. Glikozun formülü C6H12O6 idi. Bu hücre zarından doğrudan geçebiliyor. Ama düşün, klor dediğimiz bileşik de bir mineral maddedir. Hücre zarından geçebilir. İkisi de geçebilir. İkisi aynı anda kapıya dayanırsa küçük olan büyük olandan önce geçiş yapacak. Ama dediğim gibi ikisi de geçebilen molekül. Sonra hücre zarının kapısına dayandık. Nötr, eksi iyon ve artı iyon şeklindeyiz. Birimiz nötr yüklü, diğerimiz artı yüklü, eksi yüklü, diğeri artı yüklü olsun. Önce nötr iyonlar, nötr atomlar geçiş yapacaklar. Yüklülerden önce yüksüz olanlar geçiş yapar. Sonra eksi ile artı kapıda kaldığımızı düşünürsek eksi artıdan önce geçecek. Sıcaklık arttıkça da moleküllerin kinetik enerjisi artıyor ya. O yüzden moleküller daha hızlı hareket edebiliyorlar.
difüzyon da sıcaklık arttıkça haliyle ne yapacak gençler? Artmış olacak diyelim. Moleküllerin kinetik enerjisi arttığı için. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı artarsa difüzyon hızı da artar. Bununla neyi kastettim? Hemen göstermiş olayım. Az önce bir hücre çizmiştim ya. Hücrenin içerisinde demiştim ki 100 tane glikoz var. Dış ortamda da 10 tane glikoz var. Hücre bu glikozları dışarıya atarken belli bir hızla glikozlar difüzyona uğrayacak. İki taraf birbirine eşitleninceye kadar. Ama şöyle olsaydı, yani içeride yine 100 tane glikoz molekülü bulunsaydı, bu sefer dışarıda 90 tane glikoz molekülü olsaydı, difüzyon yine gerçekleşir mi? Gerçekleşecekti. 100'den 90'a doğru difüzyon belli bir hızda gerçekleşir, 100'den 10'a doğru belli bir hızda gerçekleşir. İkisini kıyas yaparsan aradaki fark çok ya, burada daha hızlı gerçekleşiyor. Aradaki fark az ya, burada daha yavaş şekilde gerçekleşiyor. Sonra baktım, hücre zarındaki por sayısı arttıkça, yani şurada madde alışverişi yapabileceğim ne kadar çok kapı varsa difüzyon hızı da o kadar çok tabii ki ne yapacak gençler? Artar diyeceğiz. Difüzyon yüzeyi arttıkça, yani şu hücre zarının yüzeyi arttıkça difüzyon hızı da tabii ki artacak. Bir de şöyle bir durum söz konusudur. Nokta nokta maddeler suda çözünen maddelerden daha nokta nokta difüzyona uğrar. Kimden bahsediyoruz? Yağda çözünen maddelerden bahsediyoruz. Yani yağda çözünen maddeler suda çözünen maddelerden daha hızlı difüzyona uğrayacaklar. En güzel örneğimizde ne? A, D, E ve K vitaminini görmüştük. Yağda çözünen vitaminlerdi. B ve C vitamini ise suda çözünen vitaminlerdi. Hücre zarının şeklini hatırlayın. Geçen hafta çizmiştik ya. İki sıralı fosfolipid tabakası vardı. Şöyle fosfolipidlerini gösterelim. Burada protein kanallar vardı. Proteinlere bağlı olan karbonhidratlardan bahsetmiştik. Hücre zarının yapısında bol miktarda lipid olduğu için, yani yağ olduğu için, haliyle yağda çözünen maddeler suda çözünen maddelerden daha hızlı difüzyona uğrayacaklar. Sorularda da zaten hep belli başlı şeyler karşınıza çıkar. Yağda çözünen vitaminler suda çözünen vitaminlerden önce geçer. İkisi de geçebiliyor ama yağda çözünenler daha hızlı bir şekilde geçiyor diyeyim gençler. Geldik basit difüzyona. Dediğim gibi difüzyonu kendi içerisinde ikiye ayıracaktık. Bir basit difüzyonumuz, bir de kolaylaştırılmış difüzyon dediğimiz difüzyonumuz söz konusuydu. Şimdi basit difüzyonu düşündüğümüz zaman şöyle hemen bakayım, şuradan göstereyim size. Oradan sonra alayım. Hücre zarımızın şekli vardı. Hücre zarımızda iki sıralı fosfolipid tabakası, ortada da protein kanallarımız vardı. Basit difüzyonda şu yağların içerisinden geçiş söz konusu oluyor. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise şu protein kanallardan geçiş söz konusu oluyor. Yani ikisi de çok yoğundan az yoğuna, enerji harcanmadan küçük molekül olacak. Ama bir tanesi yağların içinden aka aka hücrenin içerisine geçiş yapacak. Diğeri ise protein kanallardan geçiş yapacak. İkisinin arasındaki fark bu diyeyim gençler. Hemen basit difüzyonu göstermiş olayım. Madde geçişi nereden olacakmış? Şu fosfolipid tabakası dediğimiz lipid tabakasından olacak. Tabii ki çift yönlü gerçekleşebilir. Difüzyonun hangi çeşidi olursa olsun aynı şey geçerli. İçeriden dışarı da atabilir. Dışarıdan içeriye de alabilirim. Hücrenin artık ihtiyaç durumuna göre. Madde içeride fazlaysa ve hücrenin ihtiyacı yoksa dışarıya atacak. Dışarıdaki bir şeye ihtiyacı varsa içeriye almış olacak diyelim. Peki kimden bahsediyoruz? Birincisi yağda çözünen maddeler. Adı üstünde fosfolipid, yani yağ tabakasından geçiş yapılıyor ya. O yüzden yağda çözünen maddeler, mesela ADEK vitaminleri bu şekilde alınacak. Yağı çözen maddeler, alkol gibi, eter gibi maddelerden bahsediyoruz. Gazlar zaten tutamazsın. Yağların içerisinden akar akar geçiş yaparlar. Onlar da yine gazlarda yağların içerisinden basit difüzyonla taşınmış olacaklar diyeyim gençler. Gelelim kolaylaştırılmış difüzyona.
Kolaylaştırılmış difüzyonda da protein kanallar görev yapacak. Hücre zarının yapısında bulunan o boydan boya uzanan protein kanallar vardı. Bu protein kanalların içerisinden madde taşınması gerçekleşecek. Çok söyledim, biliyorum ama tekrar söyleyeceğim. Çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere enerji harcanmadan taşınacak ve bunlar hücre zarından geçebilen küçük moleküllerdir diyeyim. Difüzyon hızını etkileyen faktörler tabii ki kolaylaştırılmış difüzyonu da etkileyecekler. Fakat yüksek sıcaklık olursa proteinlerin yapısı bozulur demiştik proteinleri anlatırken. O yüzden sıcaklığı çok arttırırsan buradaki proteinlerin yapısı bozulacağı için difüzyonu da tabii ki kötü yolda etkileyecek. Peki bu taşınan maddeler nelerdir? Suda çözünen moleküller, mesela glikoz gibi, amino asit gibi, B ve C vitamini gibi vitaminler kolaylaştırılmış difüzyonla taşınacaklar. Yağda ve yağı çözen maddeler ise basit difüzyonla taşınmış olacaklardı. Geldik diğer bir başlığımıza. O da bizim için ozmoz olacak. Ozmoza aynı zamanda suyun difüzyonu diyebiliriz. Yani suyun çok yoğun olduğu, suyun çok bulunduğu ortamdan az bulunduğu ortama geçmesi anlamına gelecektir. Ozmoz. Yani aslında işler terse dönüyor. Bu sefer su miktarı çok ya, bol sulu ortamdan, yani suyun çok olduğu yerden suyun az olduğu ortama geçmesi anlamına gelir ozmoz. Hemen baktım. Şimdi şu kabı hayal et. Bu kabın içerisinde iki tarafa yarı geçirgen bir zar koymuşuz. Şunlar da hücre zarından geçemeyen bir molekül olsun. Mesela bunlar sükroz olsun. Sükroz disakkarittir. Hücre zarından geçemez. Burada 3 tane sükroz var. Atıyorum burada 13 tane sükroz var. Yani burası çok daha yoğun bir ortam. Şimdi o zaman şöyle düşünebilirsin. Burada madde, yani sükrozlar az ama su çok. Burada ise tam tersine madde çok ama su az. Su ne yapacak? Suyu tutamazsın. Sükroz yarı geçirgen zardan geçemez. Ama su çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere difüzyon kuralına göre geçiş yapmak isteyecek. Moleküllerin sayısı geçmeyecek ama suyun miktarı değişecek. Bilmem görebiliyor musunuz? Şu maviyle göstereyim. Başlangıçta ikisinin hizası aynıydı. Ama bir süre beklendiği zaman su çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçiş yapacağı için, suyu tutamayacağımız için B ile gösterdiğimiz tarafta suyun miktarı arttı. Su o tarafa doğru geçiş yaptı. Sükroz hareket edemediği için. Ama mesela bunlar hücre zarından geçebilen bir şey olsaydı, bunlar da tabii ki bu tarafa doğru hareket ederdi. İki taraf birbirine eşitlenirdi. Yani atıyorum buradaki glikoz olsaydı, glikozlar buraya doğru hareket ederdi. Biz şimdi suyu gösterebilmek için bunu geçemeyen bir molekül olduğunu düşüneceğiz diyeyim gençler. Gelelim diyalize. Diyaliz de aslında bir çeşit difüzyondur, pasif taşımadır. Diyalizi biraz halk arasında duyuyoruz, çok da fazla konuşmalarımızda, televizyonda falan da karşımıza çıkıyor. Böbrek hastalarının diyaliz makinesi adı verilen bir makineye bağlandığını biliyoruz. Aslında bu makine bir benzetme. Hemen olaydan bir bahsedeyim. Şimdi istenilen moleküller seçici geçirgen bir zardan difüzyon ederse buna diyaliz ismini veriyoruz. Benim vücudumda kanım devamlı olarak damarlarımda dolaşıyor. Kanım damarlarımda dolaşırken kanımın içerisinde hem benim vücudum için gerekli maddeler var, hem de vücudumun metabolik aktiviteleri sonucunda oluşturduğu atık maddeler var. Normal şartlarda benim kanım vücudumda dolaşıyor damarlarımda. Aynı zamanda nereye de gidiyor? Böbreğe. Böbrekte bazı birimler var. Bu birimlerde seçici geçirgen zardan istenilen moleküller ayrılıyor, atığa dönüşülüyor. İstenilen moleküller alınıyor. İstenilen moleküller kan dolaşımına geri verilirken istenmeyenler idrar oluşturmak üzere gidiyor. Bazı insanların vücudunda böbrekler bu işlevi yapamıyor. Yani diyaliz dediğimiz istenilen molekülleri alıp istenmeyenleri idrara dönüştürme olayını gerçekleştiremiyor. Tamamıyla böbreği olmayabilir ya da böbrek çok az fonksiyonla çalışıyor olabilir. O zaman da o kişiler gidip diyaliz makinesine bağlanıyorlar. Aslında olayın adı diyaliz olduğu için benzetme olsun diye de makineye diyaliz ismi verilmiş. Normal şartlarda bizim devamlı olarak böbreklerimizin yaptığı
yaptığı bu süzme işlemini makine gerçekleştiriyor. Kişinin kanı alınıyor, makineye gidiyor. Makine süzdükten sonra kan tekrardan kişiye geri veriliyor. Tabii atıklar alınıyor makinede. İstenilenlerin olduğu kısım tekrar kişiye geri veriliyor. Belli günler, haftada belli sayıda tabii ki diyaliz makinesine bağlanıyor. Diyaliz rahatsızlığına sahip olan kişiler, benzetme olsun diye de makineye tabii ki diyaliz makinesi ismi verilmiş. Bizim biraz karıştırabileceğimiz sayısal bazı işlemler var bu konunun içerisinde. Daha doğrusu benim gözlemlediğim kadarıyla organellerde falan çok zorlanmıyoruz ama bu ozmotik basınç, turgor basıncı, kaba koydum, ay ne oldu kısmında biraz sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden birkaç yerde birden pratik çözebileceğiniz şekle getirerek vereceğim. Ama ilk olarak bilmem gereken kavramlar var. Birincisi ozmotik basınç, ikincisi turgor basıncı, üçüncüsü emme kuvveti adını verdiğimiz kuvvetlerden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman hücre içindeki çözünmüş katı moleküllerin hücre yüzeyine yaptığı basınca ozmotik basınç ismini veriyoruz. Hemen söyleyeyim. Hücre içinde bulunan suyun hücre zarına yaptığı basınca ise turgor basıncı ismini veriyoruz. Hoca yazılda sorarsa tabii ki uzun tanımları bilmemiz gerekiyor. Ama bizim sayısal soruları çözebilmemiz için böyle havalı havalı uzun tanımlar bilmemize gerek yok. Aslında ozmotik basınç dediğin şey su alma isteğidir. Böyle düşünürsek bütün soruları yapabiliyoruz. Turgor basınç ise su verme isteğidir. Bir canlının, bir hücrenin su alma isteği artarsa su verme isteği azalır. Su verme isteği artarsa su alma isteği azalır. Yani bunlar birbirine ters orantılı. Biri artıyorsa diğerinin azalıyor olması gerekiyor. Şöyle de yine aklımda tutabilirim. Kuru bir süngeri düşün. Kupkuru bir sünger olsun. Kupkuru bir bulaşık süngerinin ozmotik basıncı nedir? Su alma isteği fazladır. Koyarsan suya şak diye bütün suyu tutar. Yani kupkuru bir süngerin ozmotik basıncı yüksektir. Ama turgor basıncı, ya içinde su yok ki. Turgor basıncı ise düşüktür. Emme kuvveti de ozmotik basınçla turgor basınç arasındaki farktır. Yani kiminle doğru orantılı? Ozmotik basınçla. Kuru süngerin ozmotik basıncı fazla olduğuna göre emme kuvveti de fazladır. Ama süngeri şimdi ıpıslak hayal et. Ipıslak bir süngerin su alma isteği azaldı. Su almak istemez zaten ıpıslak. Su verme isteği artar. Haliyle ıpıslak o süngerin emme kuvveti de düşük olacak. Aynı mantığı kendi vücudun için düşün. Aslında biz hücreler için yapacağız bu soru kalıbını. Sana tuttum, 2 litre suyu verdim. 2 litre suyu içtiğin zaman kafaya diktin. Senin ozmotik basıncın ne oldu? Azaldı. Artık su almak istemiyorsun. Turgor basıncın arttı. Su vermek istiyorsun. O mantıkta düşünebilirsin. Hücrelerin üstünden de çok fazla derecede göstereceğim tabii ki. Şimdi bizim bilmemiz gereken 3 tane de çözelti çeşidi olacak. Hipertonik çözelti, izotonik çözelti, hipotonik çözelti adını verdiğimiz çözelti çeşitleri. Hiper ne demek? Yüksek demek. Hipertonik çözelti, yani bir hücreyi kaba koydun. Çözelti daha yüksek yoğunluğa sahip demektir. Korkmayın, böyle gözünüzü korkutmasın. Ben en sonunda da size nasıl kuracağımızı söyleyeceğim ama önce bir tanımsal olarak da vermiş olayım. Hipertonik çözelti dediğimiz zaman yoğunluğu hücre sitoplazmasından fazla olan çözeltilerden bahsediyoruz. Hiper yüksek demek ya. Su hücreden çözeltiye geçiş yapacak. Hücreler su kaybedecek, büzüşecekler. Biz bu olaya plazmoliz kelimesini kullanacağız. Plazmoliz sonucunda da ozmotik basınç ve turgor basınçtan bahsedeceğiz. Hemen söyleyeyim. Şimdi bizim bir tane hücremiz olacak. Daha doğrusu kabımız olacak. Kabın içerisinde de hücreyi bırakmış olacağız. Eğer hipertonik bir çözelti ise buranın çok yoğun olmasından bahsedeceğiz. Hücre de haliyle su kaybedecek. Hücre su kaybettiği için büzüşecek. Bir hücre büzüştüğü zaman da biraz daha büzüşeyim, öleyim istemeyecek haliyle. Herkes eski haline dönmek isteyecek. Eğer bir hücre su kaybedip büzüştüyse su almak isteyecek. Yani ozmotik basıncı ne yapacak? Eski haline dönmek istiyor ya, artacak. Turgor basıncı, yani su verme isteği ise
azalacak diyeyim. Bunları biraz hızlı geçeyim ki kuralım kısmında ne demek istediğimi anlayacaksınız. İzotonik, izolasyon falan yapıyorlar ya. Yani iki tarafın yoğunluğu birbirine eşit olan ortamdan bahsediyoruz. Sen tutar da hücreyi bir çözeltiye atarsan, iki tarafında yoğunluğu birbirine eşitse hücrede bir değişiklik olmaz. Yani ortamla hücre denge halinde olması lazım. Hücre ile çözelti arasında eşit oranda madde alışverişi gerçekleşecek. Yani bir değişiklik olmayacak. O zaman ozmotik basınçta, turgor basınçta, emme kuvveti de ne yapmaz gençler? Değişmez diyeyim. Gelelim hipotonik çözeltiye. Hipo da düşük demek. Aslında bunları tıpta falan da çok kullanıyorlar. Hipertansiyon hastasıyım. Yani yüksek tansiyon hastasıyım. Hipoglisemim var, düşük şekerim var gibi. Daha sonraki konularda da işimize yarayacağı için bazı kelimeleri bilsek iyi olur. Mesela endositoz. Endo içeri almak demek. Egzo dışarı almak demek. Biz daha sonra mesela tabakalar anlatacağız. En içtekine endo bilmem ne tabakası, en dıştakine egzo diyeceğiz. Endo iç, egzo, egzostan aklında kalacak, dış demek. Hiper yüksek demek, hipo ise düşük anlamına gelecek. Hipotonik çözelti yoğunluğu hücre sitoplazmasının yoğunluğundan az olan çözeltilerden bahsediyoruz. Su hücre içine doğru hareket edecek, hücre su alacak. Su almış hücreye turgor durumunda diyeceğiz. Haliyle şiştiği, turgor durumuna geldiği için biraz daha su almak istemeyecek. Ozmotik basıncı azalacak. Turgor basıncı, tabii ki su verme isteği, yanlış yazmışız, artacak diyeyim. Çeperi olmayan hücrelerin aşırı su alıp patlaması gibi bir olay söz konusu olabilir. Biz de o olaya hemoliz adını vereceğiz. Plazmoliz olmuş bir hücrenin hipotonik ortamda eski haline dönmesine ise deplazmoliz adını vereceğiz. Biliyorum buralar biraz böyle karışık geliyor ama kuralım kısmında anlatacağım dediğim gibi. Şimdi olay nasıl gerçekleşecek? Size iki alternatif var. Bir böyle sözel uzun uzun cümlelerle soruyu yazabilir. İkincisi şekil ve hücre verip sizden ne olduğunu bulmanızı isteyebilir. Şimdi biz her alternatifi sizinle birlikte değerlendirelim. Şimdi dedi ki bir tane hücre vardı. Hücrenin normal büyüklüğü buydu. Hücreyi bir çözeltiye koymuş. Hücreyi çözeltiye koyduğu zaman rakamları kendimiz uyduralım. Şu çözeltinin %70 oranında sükroz bulundurduğunu söylemiş. Hücrenin kendi içerisinde ise %20 oranında sükroz olsun. Şimdi sana bunu dediğim gibi ya sözel yazdı. %20 sükroz yoğunluğuna sahip bir hücreyi %70 sükroz yoğunluğuna sahip bir çözeltiye bıraktığımızda dedi. Ya da direkt şekil üstünden verdi. Senin yapacağın işlem şu. Hemen kurmaya başlıyorsun. %20 sükroz, %70 sükroz. Sükroz hücre zarından geçemeyen bir şey. Kim daha yoğun? Çözelti daha yoğun. O zaman çözeltinin yoğunluğu yüksek. Yapıştır. O zaman çözelti daha yüksek yoğunluğa sahip bir çözelti. Yüksek çözelti yazayım ben buna. Hipertonik çözelti diye kendin yazdın. Sonra sükroz hücre zarından geçemiyordu ya. Sen hemen suları yazmaya başlıyorsun. %70'i sükrozsa %30'u sudur. Hücrenin de %20'si sükrozsa %80'i sudur. Bakayım son durumda ne aleme geleceğiz diyeyim. Başka renkte bir kalem alayım şu taraftan. Bakayım bulabilecek miyim? Bulamadım. Şununla size tekrardan göstermeye devam edeyim. Şimdi baktım sükrozda geçiş olmayacaktı ama suda tutamayacağım bir molekül. Yani o çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçiş yapacak. O zaman su hücreden dışarıya doğru çıkacak. Ben tuttum bir hücreyi hipertonik bir çözeltiye koyarsam bu hücre su kaybeder. Su kaybedince hücrenin ne olmasını beklersin? Büzüşmesini. Büzüşen hücreye ne halinde diyeceksin? Plazmoliz haline geçmiştir diyeceksin. Sonra duracaksın. Bir de kavramlar vardı. Ozmotik basınç, turgor basınç, bir de emme kuvveti.
ozmotik basınç nasıl tutacaktın aklında? Su alma isteği. O zaman ben bir hücreyi hipertonik çözeltiye koyarsam su kaybediyor, büzüşüyor. Büzüştüğüne göre su alma isteği, eski haline dönmek isteyeceğine göre ozmotik basıncı bunun ne yapar? Artacak. Turgor basıncı, su verme isteği azalacak. Emme kuvveti haliyle ozmotik basınçla doğru orantılı olduğuna göre onun da artmasını bekliyorum. Tutalım, bu sefer altında verdi. Dedi ki bir hücreyi hipotonik bir çözeltiye koyduk. Hipotonik olabilmesi için hemen kurmaya başlıyorsun. Ben bir tane hücre koyayım şuraya. Çözelti hipotonik olacağına göre çözeltiye bir rakam verelim ama tam terslerini vermeyelim. Diyelim ki çözeltinin yoğunluğu %30 oranında sükroz olsun bu sefer. Hipotonik bir çözelti yapmak istediğime göre, çözeltiyi daha az düşük tutacağıma göre buraya daha büyük bir rakam vermem lazım. Yani burası da atıyorum olsun %40 oranında sükroza sahip olsun. Böyle yazdığım zaman suları kendim koymaya başlayacaktım. Çözeltinin %30'u sükrozsa %70'i sudur. %40'ı sükrozsa %60'ı hücrenin sudur. Su bu sefer nereden nereye doğru hareket edecek? Yine çoktan aza doğru hareket edecek. O zaman su bu sefer ne yapmak istiyor? İçeriye doğru girmek istiyor. Ben bir hücreyi tutar da hipotonik bir çözeltiye koyarsam hücre su alıyor. Su alan hücre şişiyor. Şişmiş hücreye turgor durumunda diyorum. Bak, ozmoz başka bir şey, ozmotik basınç başka bir şey. Turgor durumu başka bir şey, turgor basınç başka bir şey. Bir hücre su alıp şiştiyse turgor durumuna geçmiş demektir. Turgor durumundaki hücrenin ozmotik basıncı, turgor basıncı ve emme kuvvetinde ne gibi değişiklikler olur ona bakalım. Hücre su alıp şiştiğine göre biraz daha şişeyim de patlayayım istemeyecek. O zaman bunun su alma isteği azaldı. Su verme isteği arttı. Emme kuvveti de haliyle azalmış olacak. Tutalım, hadi izotoniği hızlı yapalım sizinle birlikte. İki tarafın eşit olduğundan bahsediyoruz. Yani bunun içerisinde %20 sükroz çözeltisi varsa burada da %20'lik sükroz çözeltisi olacak. Bunun o zaman %80'i sudur diyeceksin. %80'i sudur diyeceksin. Moleküller giriş çıkış yapacak ama değişiklik olmayacak. Yani boyutunda hiçbir değişiklik olmadığını bekliyorsun. Ozmotik basınç değişmez. Turgor basınç değişmez. Emme kuvveti dediğimiz kuvvette değişmez gençler. Yalnız şurası benim için önemli. Nereden göstereyim onu size? Şuraya bir kutu açayım. Kutunun içerisinde göstereyim. Şimdi benim bir tane hücrem vardı. Ben bu hücreyi tuttum. Hipertonik bir çözeltiye koydum. Kurdun. Hipertonik çözeltiye koyduğum zaman hücreye ne olmasını bekliyordun? Büzüşmesini bekliyordun. Küçüldü, büzüştü. Küçülüp büzüştüğü zaman biz buna ne ismini verdik? Plazmoliz adını verdik. Sen tuttun, plazmoliz olmuş bir hücreyi hipotonik bir çözeltiye, hipotonik bir çözeltiye koydun. Bu da eski haline geldi birebir. Eğer eski haline gelirse buna deplazmoliz, görüyor musunuz? Şöyle yapayım. Deplazmoliz ismini vereceğiz. Sen tuttun bunu daha da hipotonik, daha hipotonik bir çözeltiye koydun. Bu normal halinden çok daha fazla derecede şişti. O zaman turgor durumundadır diyeceksin. Şunu karıştırmamanızı özellikle istiyorum. Eğer normal bir hücreyi hipotoniye koyduysan, normalden fazla şiştiyse turgor, plazmoliz olmuş bir hücre hipoya konup da eski haline geldiyse deplazmoliz. Hayatta bunun örneklerini aslında yaşıyoruz. Mesela gidiyorsun, işte papatyaları koparttın.
bitkileri, çiçekleri, papatyaları koparttın. Eve getirene kadar onlar soldular. Sonra evde vazonun içerisine su koyup çiçekleri koyduğun zaman çiçekler tekrardan böyle dikleşiyorlar. Dik konuma geçiyorlar. Aslında orada depilazmoliz dediğimiz olay gerçekleşiyor. Sen papatyayı kopartmıştın. Koparttığın için onun hücrelerindeki su miktarı azaldı. Hücreler büzüştü. Büzüşünce bitki soldu. Tekrar vazoya koyduğun zaman su aldığı için hücreleri eski haline geldi. Böyle manavların, marulların üstüne su atmasının sebebi de odur. Su kaybediyor bunlar. Toprakla bağlantısını kesmişsin. Büzüşüyorlar. Sen tekrardan su fırlattığın zaman onların üstüne hücreleri su alacak, şişecek. Tekrar diri diri, taze taze görünecekler. Depilazmoliz dediğimiz olayı da yine unutmamanız, karıştırmamanız lazım. Yine burada bir yıldız atıyorum. Bazı hücreler eğer çeperi yoksa, çeperi varsa şişip şişip patlayamaz ama çeperi olmayanlar şişip şişip patlayabilir. Mesela hayvansal hücrelerin, bizim hücrelerimizin çeperi yok. Çok aşırı derecede su alırsa şişip şişip patlayabilirler. Bir hücrenin şişip şişip patlamasına hemoliz kelimesini kullanacağız. Şişti şişti patladı. Çeper ölü bir yapıya sahiptir. Çeperi olanlar şişip şişip patlayamaz. En fazla zar böyle artar çepere kadar dayanır diyeyim. Aslında en zor gibi görünen kısım burasıdır. Orayı da halletmiş olduk diyelim. Hemen şekiller üstünden de göstereyim, geçeceğim. Bizim normal bir tane şu boyutta hücremiz vardı. Ben bunu hipertonik ortama bırakırsam ne yapacak? Su kaybedecek. Su kaybedince büzüşecek. Büzüşmüş hücreye ne olmuş diyeceğiz? Plazmoliz olmuş diyeceğiz. İzotonik ortama koyduğum zaman hiçbir değişiklik meydana gelmeyecek. Hipotonik ortamda şişti. Yani turgor durumuna geçti. Saf suya da koyarsan iyice şişer şişer ne olur? Hemolize uğrar. Eğer çeperi yoksa, çeperi olanlar patlamaz diyeyim. Hemen baktın, hipertonik ortamda normal seviyesi suydu. Şuydu grafikte gösterdi. Hücrenin su oranı ne yapacak? Azalacak. İzotonikte değişen bir şey yok. İki taraf birbiriyle aynı. Hipotonik ortamda ise hücrenin su oranının ne olmasını bekliyorsun tabii ki? Artmasını bekliyorsun. Gelelim aktif taşımaya. Aktif taşıma, pasif taşımanın tersi ama kim için yine? Küçük moleküller için yapıyoruz. Unutmuyorsun, bazen büyükler için yazıyoruz. Hemen test sorularında düşebiliyorsunuz. Aktif taşıma küçükler için yapılır. Büyükler kesinlikle aktif taşımayla taşınmıyorlar. Zardan geçebilen maddeler bu sefer az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere ya da iki taraf eşitse de yine aktif taşıma yapılır. Neyi kastettim? Mesela şurada 100 tane, hep de glikoz 100 tane verdik. 100 tane glikozun olsun. Dışarıda da 10 tane glikozun olsun. Hücre glikozu atmak isterse sıkıntı yok. Glikoz zaten kendi kendine pırt 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 koşuyor dışarıya. Ama bu hücre dışarıdaki glikozu istiyorsa o zaman maddeyi azdan nereye doğru taşımak zorunda? Çoka doğru taşımak zorunda. Bunun için de mecburen enerji harcamak zorunda. Veya içeride 50 tane glikoz var. Dışarıda da 50 tane glikoz var. Yani izotonik ortam. İçeriye almak için veya dışarıya atmak için mutlaka enerji harcamak zorundayız. İkisi için de aktif taşıma yapılır. Mesela gösterelim hemen. Burada moleküller azmış. Biz bunları ne yapmak istiyoruz? Çok olduğu yere doğru atmak istiyoruz. Tabii ki taşıyıcı proteinler kullanılacak. Bu protein kanallardan geçiş meydana gelecek ve lütfen lütfen unutmuyorsun, aktif taşımada ATP harcanır. Mutlaka enerji harcanması gerçekleşecek. Hemen yazalım onları. ATP tabii ki ne yapar? Harcanır diyelim. Enzimler ve taşıyıcı proteinlerinde ne olması gerekiyor? Kullanılır. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Enerji harcandığı için cansız ortamda aktif taşıma gerçekleşemez. Çift yönlü olabilir. Yani içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye şeklinde gerçekleşebilir. Gelelim büyük moleküllerin içeriye doğru alınmasına. Büyük moleküllerin içeriye doğru alınmasına endositoz adını vereceğiz. Aslında olay nasıl gerçekleşiyor? Senin dışarıda mesela X proteinin vardı. Hücren de şuradaydı. X proteini büyük bir şey olduğu için sen de hücre içine almak istiyorsun. Gidiyorsun X proteinine doğru yalancı ayaklar oluşturmaya başlıyorsun. Hop, X proteininin etrafını iyice sarıyorsun. Aa, bir baktım
X proteini içeride. Böyle yaptığın zaman bu endositoz olayı oluyor. Tabii ki senin bunu yapabilmen için ATP harcamana gerek var. Bir de çeperi olanlar var diye. Çeper ne demek de şu hücre zarı, bunun haricinde bir de hücre duvarı çeperi dediğimiz yapı var bazı canlılarda, mesela bakterilerde, bitkilerde. Bu canlılar endositoz yapamaz. Çeper ölü bir yapıya sahip ya, yalancı ayak oluşturup onu içeriye doğru alamaz. Bu olay sırasında besin kofulu oluşur ve hücre zarı yüzey alanı azalır. Hemen de bunun da bir üstünde durayım. Şimdi uyduralım. Diyelim ki şunun mu boyu 100 metre olsun. Metre olmaz da tabii ki, hücrenin boyu nanometrelerde gibi düşünün. 100 metre. Şöyle baktın, hala 100 metre. Şöyle baktığında maviyle çizdiğim yer hala 100 metre. Şöyle baktığında 100 metre mi? Küçüldü. Şurayla birlikte 100 metre oldu. Yani hücre zarını endositoz dediğimiz olay azaltacak. Egzositozda filmi geriye sardığım hali. Yani senin içeride bir atığın var. Bunu götürüyorsun, hücre zarına dayıyorsun. Sonra hop açıyorsun. Şu parça hücre zarına birleştiği için hücre yüzey alanı da tabii ki artmış olacak. Eğer bu dışarıdaki X ise, endositoz yaparak besin aldın. X etrafı besindi bu. Zarla çevrili besin kofulu oluşmuş oldu. Veya benim savunma sistemi hücrelerim de bu işi yapıyor. Şunlar diyelim ki bakteriydi, X ile gösterdiğim. Savunma sistemi hücreleri geliyor. Ha, sen hastalık mı yapacaksın? Gel ben seni bir içeriye alayım diyor. Bakterinin etrafını sarıyor. Bakteriyi içeriye alıyor. Sonra içeride bakteriyi yok ediyor. Yani savunma sistemi hücrelerimizde de endositoz olayı gerçekleşecek. Eğer içeriye aldığım katı büyük bir şeyse, biz ona ne ismini veriyorduk? Fagositoz ismini veriyorduk. Zardan geçemeyecek kadar büyük olan katı moleküllerin yalancı ayak dediğimiz yapılar sayesinde, uzantılar sayesinde hücre içine alınmasına veriyorduk bu ismi. Tabii ki ATP ne yapacağız? Harcayacağız. Eğer içeriye aldığım besinse besin kofulu olacak. Zar yüzey alanını da endositoz azalttığına göre, bu da birebir aynı mantıkta, yine bu da azaltmış olacak. Pinositozda ise yine birebir aynı cümleleri kullanacağız. Sadece çözünmüş maddelerin, yani sıvı maddelerin alınmasından bahsediyoruz. Hücre zarında bu sefer sıvıları aldın ya, pinositik cep adını verdiğimiz yapılar söz konusu olacak. Bak aynı şey, ATP harcandı, sıvı besin maddesi ise besin kofulu oluştu. Zar yüzey alanını yine azaltmış olduk. Egzositozda filmi geriye sarıyorduk. Yani senin içeride bir tane, atıyorum, X atığım vardı. Sonra sen götürüyorsun bunu, iyice hücre zarının yapısına dayıyorsun. Sonra hop, açma işlemini gerçekleştirdiğin zaman X'i dışarıya atmış oluyorsun. Zar yüzey alanını tabii ki ne yaptı? Arttırdı. Çeperi olan hücreler de gerçekleştirebiliyor. Yani bu konuda unutmayacağım bazı şeyler var. Birincisi, aktif taşıma küçükler için yapılır. Teste düşüyorsunuz, çok iyi biliyorum. Aktif taşıma küçükler için yapılır, unutma. Çeperi olanlar hemoliz olamaz, yani şişip patlayamaz, unutma. Çeperi olanlar endositoz yapamaz ama egzositoz yapabilir. Bunları lütfen karıştırmayın diyeyim. Aslında konumuzu bitirdik. Birkaç tane de soru çözeyim konuyla alakalı sizinle. Biraz karşımıza çıkacaklardan bahsedelim, bitirelim. Şimdi bize baktığımız zaman bir tane şekil vermiş. Yanda bir amip hücresi ve bu hücre ile ortam arasındaki maddelerin geçiş yönleri numaralandırılarak verilmiştir diyor. 1, 2, 3 diye de numaraları vermiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruyor. Şimdi 1 numaralı taşıma sırasında enerji harcanmaz. 1 numaralı taşımaya bakayım. %7 sükroz varmış. %2 sükroz varmış. Sükroz 7'den 2'ye, güzel. Nereden nereye gösteriyor? Çoktan aza doğru gösteriyor. Aa, harcanmaz diye yapıştırmıyorsun. Sükroz ne? Hücre zarından geçemeyen bir şey. Yani sükrozun hücre içine girmesi için büyük bir şeyi hücre içine almam lazım. Her halükarda endositoz yapmam lazım. Yani enerji harcanmaz, yanlış. 2 numaralı taşıma sırasında enzimler görev yapar. Bakıyorum, %9 glikoz, %19 glikoz. Nereden nereye taşıyacaksın? Burada az glikoz var, burada
çok glikoz var. Azdan çoka doğru taşıyacağına göre mutlaka ATP harcayacaksın ve enzimler de görev yapacak. Doğru. 3 numaralı taşıma sırasında enerji harcanır. Bakıyorum, amino asit hücre zarından geçebilen bir şey 7-7. İki taraf birbirine eşitse benim bunu dışarıya atmam veya içeriye almam için mutlaka enerji harcamam gerekiyor. Bu da doğru. Şekilde verilen hücre endositozu gerçekleştiremez. Bu bir amiptir. Amipler gayet yalancı ayaklarıyla hareket ederler. Hatta bu gruba böyle kök ayaklılar, yalancı ayaklılar da denir. Sorularda da hep amibi verir. Amip tabii ki endositoz yapabilir. Yorumlarından hangileri yapılabilir diye sorduğu için cevabımız da 2 ve 3 oldu. Gençler, geldik diğer bir sorumuza. Özdeş 3 bitki hücresi sırasıyla farklı derişimlere sahip ABC çözeltilerine atılmış. Şimdi bakıyorum. Özdeş 3 bitki hücresinden bahsediyor. Bu soruda da size bir şey göstermek istiyorum. Bitki hücresi olduğuna göre çeperi var. Şöyle bir bitki hücresi olduğundan bahsedelim. A çözeltisine atılan hücrenin merkezi koful hacminin artmış. A çözeltisine normalde şöyle bir kofulu varmış. A çözeltisine koyduğum zaman çeperinde hiçbir değişiklik olmaz ama kofulu büyümüş. Kofulu büyüdüğüne göre aslında bu hücrenin su miktarı da artmış demektir. Demek ki bu hücre bu ortamdan su almış demektir. Hücre su aldığı ortam nasıl bir ortam olmak zorunda? Su alabilmesi için ortamın hipotonik çözelti durumunda olması lazım. Zar ile çeper arasındaki mesafenin de azalması lazım. Yani A ortamı bizim için nasıl bir çözeltidir? Hipotonik bir çözeltidir. Hemen aşağıdan tikleme işlemini gerçekleştirin. B çözeltisine atılan hücre ile ortam arasında madde alışverişi olmasına rağmen ozmotik basınç değişmemiş. İzotonik ortama koyduğun zaman mesela şurası 50 tane glikoz, burası da 50 tane glikoz ya kabın içerisinde düşün. Tabii bu bitki hücresi olduğunu düşün. Glikozlar giriş çıkış yaparlar ama iki tarafta da eşit oranda giriş çıkış yaparlar. Ozmotik basınç falan hiçbir şey değişmez. O zaman da bunun nasıl bir ortam olması lazım? İki tarafın eşit olduğu izotonik ortam olması lazım. Cevap tabii ki çıktı ama ben bir şeyler anlatmak istiyorum. C çözeltisine atılan hücrenin zarı ile çeperi arasındaki mesafenin arttığı gözlemleniyor. Normalde hücrenin şöyle zarı ile çeperi arasında bir mesafe vardı. Zarla çeper arasındaki mesafe arttığına göre nasıl bir ortama konulmuş? Büzüşmüş. Büzüşmesi için ortamın nasıl olması gerekiyordu? Hipertonik şekilde olması gerekiyordu. Yani o zaman cevabımıza da baktığımız zaman Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle sorularımızı bitirdik. Hemen 0'dan 9'alarımızı da göstermiş olayım ben size. Şimdi 0'dan 9'a baktığımız zaman canlıların temel bileşiklerini bitirmiştik. Hücre zarının yapısını bitirmiştik. Bugün hangi olaylardan bahsettik? Hücre zarından madde geçişlerinden bahsettik. Yani sayfa 94'ten başlıyorsunuz. Sonra çözelti çeşitlerine çalışıyorsunuz. Aktif taşımaya, endositoz, egzositoz sorularına çalışıyorsunuz. Arkasından tara geçişlerimiz geliyor biliyorsunuz. Yani sayfa 112'ye kadar çözebilecek kıvama geldik 0'dan 9'a da. Takta da aynı mantıkta bakacağız. Hemen baktım. Hücre teorisi, hücrenin yapısından bir önceki videoda bahsetmiştik. Bugün difüzyondan bahsettik. Yani 81 ile başlıyorsunuz. Endositoz, aktif taşıma sayfalarını bitiriyorsunuz. Bunun arkasından da soruları çözüyorsunuz. Yani sayfa 87'ye kadar da sayfa 81'den çözebilecek kıvama gelmiş oluyoruz diyeyim. Hemen böyle buradan da ödüllü soruya doğru geçiş yapalım. Ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum.